Diş absesiyle kliniğimize başvurmuş bir hastadan ilk isteyeceğimiz şey tabii ki röntgeni. Enfeksiyonun nerede ve ne şekilde, hangi büyüklükte olduğunu saptamak, ağız içi muayenesini de bizi oldukça destekleyecek ve tedavi planımızı etkileyecek bir yöntem. Röntgen bizim için çok önemli. Hastamızın ya da sizleri ağız içi muayenesini yaptıktan sonra çok net bir neticeyle kliniğimizin uğurlamamızda en önemli şeyin röntgen olduğu düşüncesindeyim. Çünkü bu bizim için bir yol haritası. Nasıl yürüyeceğimiz ve nasıl bir tedavi planlaması yapacağımızı gösteriyor. Baktığınızda 20 yaş dişlerinizin konumu, çürük dişiniz var mı, arayüzlerde atladığımız çürük dişleriniz veya dişlerinizin kök ucunda herhangi bir iltihap ya da enfeksiyon var mı, sizi ileride bekleyecek sorunları da belki böyle tespit etmek açısından son derece güzel bir yol haritası. Dolayısıyla röntgensiz bir tedavi düşünemiyorum. Dolayısıyla eğer arayüz çürüğü ve çok derin bir çürükse mutlaka o dişinize kanal tedavisi yaparak o dişinizi sağlıklı bir şekilde ağızda tutmayı hedeflemek isteyeceğiz. Fakat eğer diş gerçekten daha önce tedavi görmüş bir diş ve başarısız olmuş bir kanal tedavisiyle karşımıza çıktıysa izleyeceğimiz tabii tedavi protokolü daha farklı olacaktır. Ne yapıyoruz bu gibi durumlarda? Eski kanal tedavisini çıkartıp içine belli bir zaman diliminde pansuman yapıyoruz dişin ve dişinin kendi toparlamasına izin verip sonra tekrar kanal tedavinizi yeniliyoruz ve sizi sonra sürekli röntgenle kontrole çağırıyoruz ve dişin kökünün iyileşmesinin sürecini takip ediyoruz ve eğer başarılı olursak da çok sağlıklı bir diş tekrar sizin ağzınızda sağlam bir şekilde yerini almış oluyor. Unutmamamız gereken tek şey, hiç diş kaybetmeme hedefi bizim için çok önemli. Çünkü yapılacak en güzel köprü bile sizin dişinizi asla bu kadar orijinaliyle ve güzeliyle taklit edemeyecektir.